Bu ne la? Bayağı kar yağmış ha. 2 kilo mandalina yazsana bana. Mandalina. Kar yağmış olsun ama güneş olsun ben yine bu dolabı açarım. Hey. Nizamettin abi videosuna uğurlu geldin. Ben mi? Anağın derdine tüküreyim. Hemen geliyorum baba. Abo. Sıkıntıya bak şimdi. Baba bana bir yol ver daha. Dur az da. İstanbul kazan ben kepçe. Hey yavrum hey. Bir düşünsenize şehir merkezine bir girmişim abiden. Ya. Çanakkale destanı. Sağdan gitti ha. Allah Allah. Doğan abi ya. Onun derdine tüküreyim. Dayı ne yapıyorsun ya? Bizi bir yolda yalnız bırakmayan kardeşlerim yanıma geldi. Sağ olsunlar. Bu kamera var ya aslında grip atacak. Kantardan çıkanı oraya çekiyorlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese yeni videodan selam olsun. Nasılsınız? İyisin inşallah. Vallahi ben de iyiyim. Çok şükürler olsun. Ama şu an yola çıkacağız. Bugün günlerden pazar ve Allah nasip ederse istikamet Ankara, Polatlı. Polatlı'ya gideceğiz ve ama akşam bayağı bir kar yağmış tepeler. İnşallah bu yolculuğumuzda güzel bir kar çiğneriz diye umut ediyorum. Çok güzel bir gün. Hava yağdı akşam fırtına, rüzgar derken ve ardından peşini kara bıraktı. Tepeler bembeyaz. Ama buralar inmedi tabii ki. Ama Çakallı'da falan kar çiğneriz diye umut ediyorum. Fazla kar erimeden bir önce yola çıkmak istiyorum. İnşallah bu videoyu çok güzel bir video olarak sizlerin önüne sunacağım. Böyle sabah kahvaltınızda akşam yemeğinizin peşinden bir aparat olarak şöyle çay keyfi yaparken böyle televizyonunuzu açıp güzel bir video izlemenizi sağlayacağım. Video başlamadan önce arkadaşlar sizlerden bol bol beğeninizi bekliyorum. Aynı zamanda beğeni butonunu şöyle sola doğru kaydırın. Orada teşekkür butonu oraya bir tıklayaraktan bana da destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hepiniz Allah razı olsun. Aracımızda bir değişiklik yaptık. O da nedir? Yatağı buradan aldım. Üste kurdum gördüğünüz gibi. Bundan sonra üst yatakta yatıp kalkacağım. Daha rahat olduğu için, daha geniş olduğu için. Burayı da bu şekilde yaptım. Yatağı kaldırdım, tabalayı böyle aldım ve koltuk az daha geri gitti. Ve benim için çok rahat. İnanın. Şimdi hadi bakalım. Yola çıkalım. Şimdi şu şeyimizi bir toparlayalım şurayı. Kameramızın çantası bu ıslak mendilimiz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yolumuz açık olsun. Şimdi arkadaşlar burası benim oturduğum mahalle. Tekkeköy lojmanlar. Burası Sibel Eczanesi, burası Shop Market, burası BİM, Onur Market, Cami ve Tunceller Market'in karşısında oturuyorum ben. Hava yukarılara kar yağdığı için hava birdenbire böyle bir yumuşadı. Kar yağmadan önce çok soğuk vardı ama şimdi bayağı bir yumuşadı. Bakalım, sıkıntı yok. Lastiğimiz kablama lastik. Kışın kablama lastik daha iyi olduğu için çekicinin lastiklerini kablama yaptırdım. Ve daha rahat yola gidebileyim diye karda buzda daha rahat yolumuza devam edelim istedim. Şimdi deneyeceğiz lastiğimizi. İnşallah böyle güzel bir kar çiğneriz. Kar olur yolda. Hep birlikte buna şahit oluruz. İnşallah yolumuz kapanmaz. Önümüzdeki arabalar yolu kapatmaz. Güzel bir şekilde yolculuğumuzu yerine getiririz. Aynı zamanda gurbette olup da Tekkeköy civarında yaşayıp daha önce ve gurbete giden bütün kardeşlerimize, abilerimize Tekkeköy'den selam olsun. Tekkeköy gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yok. Aynı yerinde duruyor tas tamam. Tabii ki güzellikler oluyor, değişiklikler oluyor. Gözünüz arkada kalmasın. Tekkeköy bize emanet. Samsunlu olup da gurbette olan bütün kardeşlerimize selam olsun. Şimdi yolculuğumuz başlasın. Bu ne la? Bayağı kar yağmış ha. Valla bayağı kar yağmış. Hava 5 derece. Baksanıza yukarıdan aşağı bayağı bir kar gelmiş yani. Bakalım biz gidene kadar kar duruyor mu? Yılbaşı geliyor ya, ağaçları süslemişler. Ya işte millet pazar günü istirahat eder evinde. Çocuklarıyla birlikte zaman geçirir ama bizim arabamız cuma cumartesine yüklendiği için bizim öyle bir şansımız yok. Pazar günü Emre Manav'da mı acaba? 2 kilo mandalina yazsana bana. Mandalina. Yola yola. Mandalina alayım arabaya diye. Olmazsa mandalina dursun arabada ya. Nizamettin abi. Efendim? Abi abi. İyi. Ya yola gidiyorum. Yola mı gidiyorsun? Yola açık olsun abi. Tamam olsun abim. Abi sova ne yapıyorsunuz dışarıda? Ha? Abi sova ne yapıyorsunuz dışarıda? Var mı abi ya? Tepeler görür müyüm? Ben beyaz kar. Tamam. Hadi la sallanma hadi. Kaç kilo bu? 2. 2 kilo mu? Ver de. Versene oğlum. Oğlum versene. Abi ver baba. Abini geçiririm kohana. İyisinden de. Emre. Abi de çöpe at da. Şunu bir şey derdim ha. Değil mi oğlum? Araba da şimdi yollanıyor. Çöp at da gitsin. Baba görüşürüz. Hadi bakalım. Ya bismillah. Yolumuz açık olsun. Ha? Evet arkadaşlar şu an Çakallı'ya şayınıyorum. Buraya da akşam güzel kar yağmış ha. Böyle 200 santim yağmış yani.
Keşke böyle yağsaydı, böyle her taraf kara olsaydı. Kar çiğneye, kar çiğneye gideydik be. Vallahi hava 2 derece. Bu ne lan, otobüsün önü kar mı yoksa? Yok. Belki Ankara'ya doğru iyi kar vardır. Bilemeyiz. Çorum'un alt tepede. Şimdi Mesut da geliyor. Mesut Uslu da hala gelemedi. 10 dakika çıkıyorum dedi, hala gelemedi. İki araba peş peşe gideceğiz bakalım. Bari şöyle bir kar yağsa 1 metre 2 metre. Ortalıkta şu hastalıklar bir kırılsa. Bir de arkadaşlar içimiz yandı. 12 tane şehidimiz var. Ne zamandır şehidimiz falan yoktu. Yani dua ediyor, Allah'a şükürler olsun. Öyle bir can kaybımız yok diyorduk. Ama bu son zamanda ne olduysa artık dağda mı karşı karşıya geldiler de böyle oldu bilmiyorum da. 12 tane şehit var ya. Ona çok canımız çıktı ha. Radar da var. Oo. Şimdi yılbaşı geliyor ya. Yılbaşı geliyor ya. Devamlı radar, çevirme. Kotayı doldurmak için. Kotayı doldurmak için. Aslında arabayı da bir yıkatmam lazım da. Hava iyi olsaydı yıkatırdım. Araba leş gibi ya. Saat 2. Sungurlu'ya kadar gideyim. Sungurlu'da bir yemek yeriz. Ondan sonra Polatlı'ya kadar daha durmayız. Daha bir şey yemem. Aslında markete dursa mıydım? Ama yok, yumurtam var. Bir ekmek almam lazım. Neyse bir markette falan bir yerde bir tavuk göğsüm alırım. Ama tavuğa gerek yok ya. Bu soğuğa dışarıda yemek yapılmaz. Yani bir aparatı bir şeyler sığırım. Yani kusura bakmayın. Kış ayında böyle fazla yemekti, şuydu buydu yapamıyoruz. Hava soğuk olduğu için hasta oluyoruz yani. Bugün pazar ya, menemencilerin önü boş. Bu arada Almanya'da yaşayan Denizlili olan Ramazan kardeşime buradan selam olsun. Annesinin babasının ellerini öperim. Ailesine kucak dolusu sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kendisiyle geçen akşam bir WhatsApp'tan, pardon Instagram'dan görüntülü konuştuk. Sonra numaramı aldı. Numaradan da WhatsApp'tan da yazıştık. Çok güzel bir insan. Sevenlerimizle telefonda görüşmek, Instagram'da görüşmek, onların mutluluğunu görmek beni çok mutlu ediyor, inanın. Yani Avrupa'da yaşayan bütün gurbetçilerimize buradan selam olsun. Hepsine büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. İyi ki varsınız. Sizlerin sayesinde biz varız, var olduk. Sizler yoksanız zaten bizler de olmayız yani, bu şüphesiz. Ya bunu anlayanlar anlamayan anlamaz. Bazıları yani bu duruma nasıl geldiğini unutuyor. Sevenlerin yanına geldiği zaman da onlarla muhatap olmuyor, görüşmek istemiyor, uzak duruyor, kaçıyor. Bu bence büyük bir yanlış. Bu duruma geldiysen sevenlerin, seni izleyenlerin sayesinde geldin. Bunu unutmamak lazım. Unutanlara da artık bir şey demiyorum yani. Allah'a var ediyorum canım. Ah. Evet arkadaşlar, şimdi çöp iseğinin oradan çıkış yapıyoruz. Aracımızı da yıkattık. Arkadaşlar herkese merhaba tekrardan. Şu an Ankara'ya giriş yaptık.
Ankara'nın şehir içine doğru gidiyoruz. Balatlı'ya. Bir saate varırım ben de. 12-12.30 gibi varırım. Ondan sonra adrese çekerim arabayı, yatarım orada. Sabah da duruma göre bakacağız inşallah. Fazla araba olmaz. Adam dedi ki araba dedi oluyor dedi. Sen direkt dedi depoya kadar gel. Orada yat dedi. Önen araba geçmesin dedi. Ben de tamam dedim, bakalım. İnşallah fazla araba olmaz. Yarın daha kardeşim iş de yok. İşler de kesin. Yılbaşı nedeniyle fabrikalar hep sayıma girdi. İş de yok. Hiç olmadı. Hiç iş yoksa artık geleceğiz Gölbaşı'na kadar. Oradan alçı yükleyeceğiz. Bir şey yapacağız yani. Ya da İstanbul'a alçı yükleyeceğiz veya bir şey olacak. İstanbul tarafına gidersem Anadolu yakasına arabayı boşaltırım. Çekerim burandacı oraya. Burandayı yaptırırım yani abi. Dayı ya ortadan git ya sağdan git. Mübarek adam ya. Kaç oldu ya? Saat 12 oldu ya la. Yemek de yapamıyoruz ya. Rahat bir şekilde. Aslında var ya, karın üzerinde var ya bir ızgara yakacağım. Ah yavrum. Ne iyi olur değil mi öyle? Lapa lapa kar yağarken. Ama soğuk olmayacak böyle. Lapa lapa kar yağacak. Izgaranın üzerinde hamsi. Ah. Şimdi ne canım çekti be. Vallahi billahi. Bu yol niye uyuk ya? Ankara'nın girişindeki yollar hep oyulmuş. Bu ne lan? Arabayı adamın önünden alayım vallahi. Dayı kısalar yansana dayı. Kısaları yaksana. Gözümüzü alayım da mübarek adam. Ulan gecenin bu saatinde bile Ankara'nın trafiği yoğun ya. Bu Ankara oyun mu yer adam? Öyle geliyor he? Nasıl lan, keyfin yerinde mi? İyi geziyorsun anasını satayım. He? İyi geziyor. Gitmedik yeri kalmıyor yani. Şu dağlarda kar olsaydı, olsaydım. Biraz rüzgar olsaydım, olsaydım. Arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım. Arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım. Dayı altında taksi var, anasını satayım. Orta şeritten ten 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 gidiyor ya. Bu akşam Üsküdar'da edeceğim, bakalım nasıl olayım. Rahat mı olayım yoksa gidiyorum.
Bakacağız, bakacağız. Elbet bakacağız. Evet arkadaşlar, şu an adresteyim. Adrese geldim. Şuraya kenara bir yere yanaştım. Bir araba daha varmış ama burada kahvaltı yapma yeri var mı? Evet, burası gayet güzel. Tamam, burada kahvaltı yapabiliriz. Ay, ben aşağı ineyim, şu bezimi de bir yıkayım. Çünkü bu bugün kirlendi. Tekrardan yıkayım. Ne yapıyoruz? Şimdi yatıyoruz. Sabah görüşürüz, tamam? Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Allah rahatlık versin. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Şimdi güneş buradan vurduğu için kameranın yönünü bu tarafa aldım. Önümüzde bir araba var. Ben de dedim ki çayımı için kahvaltımı hazırladım. Sağ ol abi. Geri al, dolabını açmadın. Ben şuraya gireceğim, şimdi seni ileri geri yaptım. Ha, oraya mı? Tamam. Az daha yanaştırdın da az geri aldın, bakarsın ne olur ne olmaz. YouTube'da bak, video çeken abi değil misin abi sen? Aynen, yedin. Aynen. İzledim ben seni ya. Sen dün kalan araba sen miydin, bir tane araba? He, benim abi işte o. Ben yattım burada. Ben de akşam geldim de kapı gittiydi. Şuradan doğru geliyorsun abi de, bilmem geçti. Ne bileyim ben. Yattım aşağı. Bu önemli değil. Tamam, şimdi alırım arabayı ben geri. Tamam, bana zahmet abi. Tamam baba, ne demek. Zahmetim olur o işin. Artık patlamış bizim de. Bir an önce yanaştıralım da. Valla. Baksana abi, orada iyiymiş. Ooo, sıkıntı ya. O zaman hadi şöyle bir geri alalım. Tane var orada abi. He? Arabası Antalya'ya gidiyor. Var var. Ordu'dan da bayağı iş çıkıyor değil mi abi? He? Ordu'dan da bayağı iş çıkıyor. Çıkıyor. Genelde şey çıkıyor hep ya, kedi kum. Hmm. Yazlık tamlık yaparım diyor he abi. Valla sıkıntı yok ya. Hava battım, güneş de var. Ah dedim. Tamam. Hava güzel. Dün gelirken zaman hava yağmurlu, kar atıyordu zaten, çakalı tepelerden. Doğrudur. Arabam da simsiyah tek şeydi, çamur. Ben dedim, sumurlu evi geldim. Baktım, gökyüzüne baktım, o bana işi yok. Dedim, o hava yağmaz. Yıka baba arabayı dedim. Arabayı yıkattım. Budur budur, hiç yağmur yüzü görmedim buraya kadar. Geldim, kapı kapalı, aşağıya durdum. Sonra baktım ki sağa sola da, ne bileyim, arkadan dolaşmam lazım. Hatta bana arka kapı deyip duruyordu. Ben gece uyku moduna hiç anlamadım geldim. Dedim, zaten belli dedim, içeride bir araba var. İkinci araba benim. Önüme hiç bir şans yok zaten geldim. Abi tabi aynen öyle. Dedim abi de bari yatayım dedim. O sonra bu hayatta neydi? Araba arıyor abi, gelirlerse. Ya çağırırlar da sıkıntı yok ya. Dert etme. Lastik tam da inmemiş de. Sigortam. Nereye gittim ben? Sigortadır. Bizim de sevk et ya, o Çankara'dan bir iş çıkarsa belki ben de geri gidebilirim abi. Nereye? İstanbul'a. Aslında Anadolu'ya. Anadolu'ya ben de gitmem lazım. Şekerpınar'da işim var abi, Kur'an'da işim de. Şey çıkarsa abi, yavaş ya abi bu ara. Ben de sen gibi sürücüyüm. Abi inşallah cümleler. Bu tüp kafalar önceden iyiydi. Dandikleşti hepsi ya. Önceden tüp kafaları böyle aldın mı sağlam oydu böyle şey gibi. Şimdi hep malzemeyi çalmışlar. Acaba bunu yeni aldın. Paşı paşı yanması lazım kafanın. Evet. Şey gibi yani, sanki tüp bitiyormuş gibi. Tüp de daha dolu. Ben hiçbir şeyin tadı düzgün almadı zaten de. Ben yani doğma bir mangara var. Aynen abi. Beypazar. Duvar maden suyundan aklına gelmedi yani. Geldim ya oraya. Geldin mi abi hiç? Soda yükle. Maden suyu mu? Şey, soda. Maden suyu. Beyfazar'ın maden suyu ya. Maden ben suyu mesela ya, marketten bile
Beypazarı'nın şeyine vurdum. Lezzet aynen olarak çok farklıdır ötekilerden. Aynen. Hem bir de daha çok rahatlatıyor insanı. Tabii. Mideyi rahatlatır abi. Akıl edemedik işte biz almayı. Bizim arkadaşlar var, Çamsan'ın arabaları. Geçen oraya gitmişler. Lamattin abi dedi, maden su istiyor mu dedi. Neredesin dedim. Ankara'dayım dedi. Allah'a mı dedim. Al gel dedi. İyi al tamam dedi. Ben de maden suyu gelecek dedim. Ya. İyi oluyor biliyor musun? Arabaya koyarım dedim. Boşa boşa durur. Araba yok, keşke olsa veririm. Ondan sonra şimdi abi dedi ya, bitmiş dedi ya, bir şey de ben. Ha nasıl bitti dedim. Abi onların ayrı sattığı bölümü var burada dedi. Şey, oğlum fabrikada biter mi lan maden suyu? Camiyenin girişinde var sağda abi. Ha ondan sonra. İyi tamam dedim, bırak. Hele şükür ya. Allah Allah. Şimdi biraz demlenmesini bekledik. Arkadaşlar kuruşu yapardım ama şimdi bu aldığım şeyler hep duruyor. Aldığım şeyler bitsin, aldıklarım bitsin diye hazırladan yiyeceğim bugün. Normalde turşu kavururdum ama turşu çürümez, kötü olmaz, bir şey olmaz, duruyor bir dönem içinde ama bunlar bozulacak şeyler olduğu için bunları yiyeyim, kaldırayım istedim. Bitsin yani, alıyoruz alıyoruz, dolaba koyuyoruz, duruyor. Bitsin. Bismillah. Şu aç karnına bir pekmez harputalım. Bismillah. Kanki tut pekmedi ha. Kral gel kral. Acele olunca iş böyle oluyor. Çayı açık yapmış. Ben çayı katayım şuna da. Demlensin bari. Şeker kullanıyor mu? Şekerim varsa kullanayım abi. Var var var. Var. Sen atmıyorsun herhalde şeker. Yok yok ben şöyle kullandım. Çatal da var orada bir şeyler ye. Eyvallah abi. Gel gel. Ya gel gel. Yedik biz ya içeride. La olsun Allah Allah. Hatadan ağzından bir şeyler de. La baba yaklasana abi. Kurban oldum. Abi ben rahatsız oluyorum öyle. Yedik ya sen niye? Olsun abiden helvaya, peyniriye bir şeyler et ağzından. Ha pekmez var. Yumurta falan yapacaktım. Yapmadım yani. Abi hazırlar kötü oluyor biliyor musun? Evet. Yumurta köy yumurtası. Ne şey olmaz. Köy yumurtası ayrı bir şey abi. Benim bahçemde var, besliyorum. O yüzden lezzet çok farklı abi. Abi ya. Baba şimdi lokantalarda bir şey yedim için mi ya? Bir çorba için 60-70 lira. Bir kahvaltı yapayım da 120-130-140 lira. Bazı yerde yağsı nasıl yakıyor sen abi? Of, midede midem var ya, sanki midemde horon yapıyorlar. Sen duramıyorsun ki. Soda içiyorum, maden suyu içiyorum, unu içiyorum. Yok baba yok ya, gitmeyin. Bağırsan nasıl yani biliyor musun? Midemin başında sanki buraya böyle alevi yakmışlar, aynen alev öyle sönmüyor. İşte o yüzden her lokantada yemek yenmiyor baba. Yani bildiğin bir yer olacak, deneyeceksin. Abi ne yağ kullanıyor bilmiyorum ki ya, domuz yağ mı kullanıyor, ne yapıyor? Bağırsandan inmiyor abi yağ aşağı. Öyle bir yağ, nasıl bir... Bir kere bir yere yemek yedim. Çay içelim şöyle, yarım saat sonra midem yanmaya başladı. Garsona dedim ya, şu aşçıya sorsana dedim. Yemekte dedim, kaç numara yanık yağ kullanıyormuş dedim. Ne diyorsun abi dedim. Bu ne oğlum, yemeği yedi yarım saat oldu dedim. Midemde horan depi dedim ya, midem yanıyor dedim ya. Yanık yağ mı kullanıyoruz abi biz yemekte dedim. Domuz yağı mı kullanıyoruz dedim. Abi yok dedi ya, ne domuz yağı dedi. Aşçına söyle dedim, yemekler dedim yakıyor. Yani böyle olsa burada kimse durmaz. Zaten duran bir kere durur abi de. Kimi de duruyor, ben anlamıyorum ya. Konya Kolu'dan Ankara'ya doğru dönüyorsun abi. Üçüncü benzinlik, Muil. Kebapçı var orada, durdun mu hiç? Konya'da adamlar. Nasıl lezzeti? Oo. Eski lokanta ama. Baba bak, yemeği var ya. Böyle eski görünen yerde yiyeceksin. Aynen öyle. Böyle yeni lüks görünen yerde değil. Eski görünen yer, eski topraktan adam eskiden beri oradadır. O adamın yemeğini yiyeceksin. O adam o halde hala kabartmadı, çalışıyorsa demek ki o adam aynen öyle işini yapıyor. Zaten işini yapmasa, eski yer olsa çoktan kapatıp giderdi. O daha lüks lokantaların içinde. Abi canım Allah Allah. Otobanda yemek yemeyeceksin abi kolayla. Yok. Vallahi yemek hava yiyorsun bak. Kar yağmış olsun ama güneş olsun, ben yine bu dolabı açarım. Yağmadığı sürece. Karnın doyuyor. He. Yağmadığı sürece. Aklın selamet.
Şimdi abi kahvaltı git dışarıda yap. 130 lira. Kime yedin daha pahalı abi? Valla 130 lira. Ben hep sebzede çalıştım lan abi. Hiç sanda şey yapamadım şimdiye kadar. Ha bunda var. Sebzede ben hiç yapamadım. Anca... Yapamıyorsun ki abi. Anca buraya gidiyor ya mesela. Yani bugün ne günlerden? Perşembe. Cumartesi postasına gidiyor. Anca o zaman yemek yapıyorum, kahvaltı hazırlıyorum. Sebze sırtan vurduğun zaman da... Olay bitti. Affedersin. Lavaboya durmaya bile şansım yani, olmuyor. Bir de biz tek dükkana gitmiyorduk abi. Kadıköy Bayrampaşa komple dağıtmalı. Ne zaman açacaksın, ne zaman yapacaksın bunu? Vallahi gece saat 2'de işim bitmiş. Sandıkla uğraşın mı? Hiç Bayrampaşa'ya gitmedim. Hiç gitmedin abi. Gitmedi herhalde. Hep Trabzon. Trabzon, Samsun. Geçen... Bayrampaşa sıkıntılıymış ya. 52 plak haydi herhalde ya. Arka çıkışın oraya yanlış yerden girmiş adam. Dönemedi de. Efendim abi. Adam testten gelmiş abi. Günlerden de pazar. Cuma ile pazar ora böyle olur. Adamı geri de çeviremiyoruz, ileri de gidemiyor. Kuyrukta oldu, hal kitlendi. Oh. Allah diyor buranın belasını versin diyor. Beni buraya gönderenin de belasını. Şu arabaya binin diyor, çevirin şu arabayı diyor. Abi sen de şoförsün, sen dönemiyorsun. Biz nasıl döneceğiz burada? Adam en son herhalde o kenara durdurduk adamı. Hal böyle gece 4-5 gibi falan sakinleyince çıktı gitti herhalde orada. Bak nasıl oluyor biliyor musun? Ben bunu yaşadım, başıma geldi. Ne kadar usta şoför olursan ol. Tabii. Bak ne kadar aynen usta şoför abi. Olursan ol. Bir kere kafayı tak böyle kafan gitti ya. Şimdi sinir, stres, telaşa bütün bildiğin her şeyi unutuyorsun. Bütün bildiğin her şeyi unutuyorsun. Bitiyor olay. Yani ne yapacağını bilmiyorsun. Direksiyon başında bile sol yapacaksın sağ yapıyorsun. Sağ yapacaksın sol yapıyorsun. Dorsiyi sola atacaksın sağ acemi atıyorsun. Acemi oluyor. Acemi oluyorsun. Bildiğin acemi. Ya lan ne oldu bana diyorsun ya. Acemi en sonunda ne yapayım? Ben başıma geldi ya belli oldu. İmdatı çektim indim aşağıya abi. Şöyle bir tur dolandım. Bir 15-20 dakika. Uşaklar ne yapayım abi? Az bir durun dedim. Az bir durun. Yiyelim. Ama gece olduğum öyle bir sıkıntılı bir yer ki yani. Arkan göremiyorsun. Kör nokta gidiyor. Şöyle el kolum hareket ettim. Şey yaptım ettim. Şöyle arabaya doğru baktım ettim. Ben dedim bu arabayı buraya nasıl sokamıyorum dedim ya. Nasıl sokamıyorum? Abi insan oluyor. Oluyor. Olur. Bütün bildiğin her şeyi unutuyorsun. Bundan sonra abi bindim ya bismillah dedim. Ta 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 tak girdim. Aynen öyle. Budur ya. Evet arkadaşlar, Polat'la işimiz bitti. Şimdi gidiyoruz. Ankara'ya gidiyorum Gölbaşı'na. Oradan İstanbul'a alçık gideceğiz. Çünkü iş yok. Şu an her taraf bayağı bir kesilmiş. O yüzden İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'a gittikten sonra da iş bakacağız. Buranın da işini halletmem lazım. Bakacağız, Allah büyük. Allah yardımcımız olsun. Bir de İstanbul'da da iş bulamıyormuşuz. Anasını satayım. Yılbaşında kalıyormuşuz orada. Baksan seyre. Burası ticaret borsası. Gölbaşı'na git. Gölbaşı'ndan yükle. Bir daha çık İstanbul yoluna. Yey! Allah yardımcı olsun. Ben olmasam bu Sina ne yapacak acaba? Ha? Ben olmasam bu Sina ne yapacak? Sabahtan beri iş bulamıyor. Bu işi de ben ayarladım yani. Biz kaldı mı ya burada? Ha baba. Aleykümselam baba. Ayva yedik mi burada? Ayva yesek gene ya abi. Akşama çıkar mıyım? İnşallah. İnşallah mı? Vallahi abi sen ha Nizamettin abi video sana uğurlu geldi. Ben mi? Anağın derdine tüküreyim. Hemen geliyorum baba. Adam gelip. Şansıma. Vallahi billahi. Şans geldi baba. Dayı vallahi baba, Allah razı olsun. Hay adam. Vallahi billahi ya. Şansımı yiyeyim ben. Ne güzel be. Ne güzel oldu be. Arkadaşlar şu an Çamlıbel rampasını çıkıyoruz. Otobandan gitmedim. Çamlıbel rampasının olduğu yer, Çamlıbel yolu 20 dakika daha kese diye buradan geldik. Buralarda da bayağı kar yağmış aslında. Yolun kenarları hep kar yığıntısı. Mustafa abimle beraber peş peşe gidiyoruz. İki noktaya da atacağım. Alçı yükledim. Ama alçı sağ taraftan biraz yatmış bu tarafa. Düzgün koyamamışlar. İlk önce Ambarlı tarafına, Avcılar tarafına boşaltacağım. Ondan sonra Hadımköy'e gideceğim. Lokantada oturuyordum. Yemek yiyorduk aşağıda. Çamlıbel'in rampanın dibinde. Pat bir telefon geldi. Babam eve gitmemiş. Babam kayıp. Babam yok şu an. Onunla uğraşıyorum. Onu arıyorum işte. Polise falan bilgilendirdim. Tekkökü Dolmuş'un WhatsApp grubuna fotoğrafını attırdık. Ulaşmaya çalışıyorum. Telefonu açıyorum. Telefona bakmıyor.
İki saat önce görüştüm, Samsun'dayım dedi bana. Ben dedim baba dedim, bak Samsun'da oyalanma dedim. Eve git dedim, dolmuşa bin de dedim. Tamam dedi, gidiyorum dedi ama yok şimdi telefon da açmıyor. Açıyorum, arıyorum açmıyor telefonu. Kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim. İşte böyle yolda olunca elinden bir şey gelmiyor, bir şey yapamıyorsun. Yolda olunca sıkıntı oluyor işte. İnşallah ulaşırım ya. Evet arkadaşlar, şu an Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giriş yaptık. Ve karşıya geçiyoruz Allah'ın izniyle. Saatimiz de bu arada 1:20 geçiyor yani. Yorulduk be. Vallahi yorulduk. Şimdi düşünüyorum. Acaba geceden mi gitsem oraya da hırsızlık olur mu diye de. Ya arabada da bir şey yok. Alçı var. Önemli değil de işte. Adamlar kapağı açmaktan vazgeçip burandayı kesiyorlar. Yazık günah. Burandayı kesiyorlar. Ne var arabada diye bakmak için. Artık İstanbul'un bazı mevra köşelerinde artık gitmeye korkuyoruz ya. Say. Vallahi gitmeye korkuyoruz yani. Hırsızlık çok oluyor. Ve acayip bir rüzgar var şu an. Fırtına. Sesi duyuyorsun. Vallahi arabayı yerinden oynatıyor ya. Öyle bir rüzgar var ya. Evet arkadaşlar, günaydın. Şimdi eğitim başlıyor. Emre kardeşim sağ olsun. Adam evde yatağından kalktı. Bize Kürt böreği aldı, geldi. Karnımızı doyurduk. Emre kardeşim burada Opel arabasıyla gelmiş. Karnımızı doyurduk. Şimdi eğitim başlayacak baba. Buradan Adımköy tarafına gideceğiz. Şimdi buradan. 150 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa gidin. Kimse burada, İstanbul kardeşim. Burada da kimse kimseye yol vermiyor ya. Vallahi billahi ya. Hadi bakalım. Ya bismillah. Adrese bir gidelim bakalım. Dayı. Bekleyeceğim daha biraz. Anasını satayım. Bu ne lan? Buradan çıkacağız da buradan nasıl çıkacağız lan? Abo! Sıkıntıya bak şimdi. Sağa dönün. Aaa! Baba bana bir yol ver daha. Dur az da. Az dur, 2 dakika bekleyeceksin ya. Baba sen de bana bir yol ver, kurban olayım size. Yapalım. Sağdan devam edelim bari. Baba kimseye engelimiz olmasın. Böyle evde ağır ağır sağdan gidelim de. Dayım arıza mı? Bak sinyal verdim. İşte İstanbul'un algılaması bu. Yani kimse frene basıp da şu adama bir yol vereyim geçsin diyen yok. İyi. Ya Allah, bismillah. Öyle bir trafiğe denk geleceğiz ki herhalde öyle gözüküyor. İstanbul Gaziantep Kepçe. Ey yavrum ey. 23 dakika değil, 11 kilometre. Hah canım iyi. Ulan arkadaş ben nereye gidiyorum arkadaş? Bu neredeymiş, bu stav karşısı mı acaba ya? Ha yeni yapılan inşaatlar mı acaba ya? Vallahi orası ha. Oy. Bu ne lan buraya aşağı? Geçin bakayım, geçin. Patladınız arkada, geçin. Ne ya, buraya ne yapıyorlar? Sanayi mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar ya? Bildiğin tarla ya. Tarla arazi burası. Bomboş tarla. Buraya bak. Bir de buradan geri çıkması var. Geri gitmesi var. İş de yok. Ne yapacak bilmiyorum yani. İş de yok yani. 300 metre sonra
sola dönün. 300 metre sonra sola dönün. Şuraya bak ya, villalara bak. Ana dur. Sola dönün, ardından sola dönün. Burada mısın? Ta yukarı. Kanka çok sağ ol ya. Öpüyorum seni. Abi, bu kepçeni oradan beri çıkacağım, tamam mı? Kepçeni oradan gel. Tamam. Evet arkadaşlar, şu an Büyükçekmece'deyim. Aracımı boşalttım ve inanın şu an yılbaşı geldiği için bütün fabrikalar sayımda ve iş yoktu. Ama ne yazık ki, yani ne yazık ki demiyorum, yani sevinçten konuşamıyorum. Şükürler olsun ki ETA imdadıma yetişti ve ETA'da çalışan Alkan kardeşim olsun, Okan kardeşim olsun, sonrasında diğer çalışanlar olsun, yani benim burada olduğumu gördüler ve aynı zamanda grup şeye baktım, uygulamaya, gruplara baktım, ETA'da baktım yük var, hemen aradım onları, dedim ben buradayım, tamam abi burada olduğunu biliyoruz, Samsun var dediler, 2 ton, tamam baba dedim, yükümüzü aldık ETA'dan her zamanki gibi. ETA her zaman bizim imdadımıza yetişiyor sağ olsun. Borusan ETA Lojistik, Borusan Lojistik ETA sayesinde yükümüzü aldık. Yani şu an kelimeleri birbirine sürtüştürüyorum. O da neden? Babacım Allah'a emanet ol. Eyvallah baba. Dikkat et kendine. Selam söyle oğluna. Hadi görüşmek üzere. Yani kelimeleri birbirine sürtüştürüyorum çünkü neden? Yani iş yok. Burada kalacağım diye korkuyordum. Endişeleniyordum. Ama sağ olsun ki ETA ve çalışanları bizi bu sıkıntıdan kurtardı. Şimdi Tekirdağ Çorlu'ya gidiyoruz. Oradan Ode'den yükleme yapacağız Samsun'a. Rahatım şu an, yükümü aldım. Ondan sonra da Burandacı'ya geçeceğiz. İnşallah Burandamızı da bir bakacaklar edecekler. Ona göre Burandayı değiştireceğiz. Hadi bakalım şimdi doğru Tekirdağ Çorlu'ya. Efendim. Ya bir arkadaş Gebze'de kalmış da iş yok diyor. Hadi. Tabi iş atmış İzmit. İzmit değil. Eğer 23.500 artık ADV, 500'ü nakliye vuruyor. Bir iş var. Samsun Tekkeköy artı Fatsa. Tamam. Nerede yüklemeli? Çorlu'dan yüklemeli. Ben de gidiyorum şimdi Çorlu'ya. Araba şeyde, Gebze'de bu ya. Araba Gebze'de mi? Arkadaş bu İstanbul'un trafiği sabah da aynı, öğlen de aynı ya. Lan sodam bitmiş arabada, midemle yanıyorum. Soda almam lazım ya. Evet, Büyükçekmece. Tekirdağ, Çatalca, Silivri. Çatalca yönündeki D100 Karayolu Caddesi istikametine doğru soldan gidin. Bir düşünsenize, şehir merkezine bir girmişim abiden. Evet be! Çanakkale Destanı. Evet. Lan nerelerden geçiyoruz arkadaşım? Hış! Atirus. Atirus AVM. Sağdan gitti ha. Allah Allah. E5'ten devam. Daha çevre ona şey yapmaya gerek yok. Otobana gireceğiz. Şimdi para yazacağız. Hiç gerek yok. E5'ten sür. Bak bak. Yoldan gitme ha. Şimdi ben önüme kırarsın. Ha gel bakayım. Ha. Ne oldu? Akşamki yediğim kelle paça beni mahvetti. Şimdi bu kardeşimiz de kepçeyle burada çalışıyor. Bizi takip ediyormuş, izliyormuş sağ olsun. Aslan adam yapıyor mu spor ya? Doğan abi ya. 10-14'üne tüküreyim. Dayı ne yapıyorsun ya? Ah dayı, yüreğim mi yardım ya? Bak.
ayaklığımız vardı hani, onu da aldı ya bizden ya. Laf etti, ben de ne oluyor dedim ya. Ne bunlar ya? Çöpe gidecek. Ham madde artığı mı? Allah Allah. Aynen toprak gibi duruyor ya. Ha. İzolasyon hurdası yani. Baba kolay gelsin, ne diyeyim? Allah'a emanet. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şu an Çorlu'dayız. Çorlu'dan çıkış yaparken bu sevdiğimiz kardeşlerimiz, can yoldaşlarımız bizi bir yolda yalnız bırakmayan kardeşlerim yanıma geldi. Sağ olsunlar. Bakayım şöyle nasıl gözüküyor. Merhabalar. Baba şöyle bir gelin bakayım. Hadi bir de şöyle gelin. Bakayım nasıl. Hah, böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Aynen. Işık olsun, görüntü olsun değil mi? Bu adamlar gelmişler burada. Fabrikanın kapısının tam bir saattir beni bekliyorlarmış. İçeride bir Mustafa abim vardı. O dedi, senin de bekleyenlerin var dedi. Sen de fazla bekleme. Hemen evre aldım. Çatır çutur yallah. Geldik buraya. Tam kalkıyordum. Baktım bunlar gelmiş buraya. Baba görmeden olur mu? Olmaz. O bana yakışmaz. Ben kim gelirse gelsin. İstersen 5 yaşından bir yakışıklı gelse. Ben duruyorum abi. Fotoğrafımı çekiniyorum. İnanın onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. İyi ki varsın baba. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Var mı isteğiniz bir adınız? Artık ben kaçayım. Tam 12 saat oldu buraya geleli. Artık daha Samsun'a gideceğiz. Allah nasip ederse. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Akşam bayağı geç çıktım. Ve sonrasında da haberi aldım. Babam kötü yani. Hiç iyi durumda değilmiş. Onun için acele ettim. Uyumadan gideyim dedim ama ne yazık ki gidemedim. Gerede'ye kadar zor geldim. Gerede'de bir saat şöyle bir gözümü dinlendirdim. Şimdi çıktım gidiyorum işte Samsun yoluna ayrıldım. Şimdi birazdan Gerede gişede de olacağız. Yani babam zaten biliyorsun Alzheimer hastası. Bu kamera var ya aslında grip atacağım ya. Vallahi en sonunda grip atacağım. En sonunda grip atacağım yani. Babam Alzheimer hastası zaten. Biliyorsunuz ki hastalığı ilerlediği için babam şu an evde ne yaptığını bilmiyor. Evden kahveye gidiyordu. Kahveden eve geliyordu önceden. Şimdi kahveden çıkıp gidiyor. Başka yerlere. Orada da düşüp kalkıyor. Tuvalete gitmiş. Tuvalete düşmüş, bayılmış. Burnunu yaralamış. Şimdi ise ayakta duramıyor. Bunun sağ ayağında platin vardı. Ameliyatla koyulmuştu. Büyük ihtimal o platin kaydı. Ayakta duramıyor. Şimdi tuvalete gidemiyor. Yani evdekiler de perişan oldu. Şimdi 4 yıldır beni yolum bekliyorlar. Ben de şimdi elime geldiği kadar hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Allah kimseyi hastalığıyla şuna bununla sınamasın inşallah. Bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Şimdi Samsun'a gidince onu hastaneye götüreceğim. Hastanede nasıl olur? Nasıl yaparım bilmiyorum. Anlayacağınız çok zordayım yani şu an. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Cette gidiyorum. İnşallah hayırlısı olsun. Bir an önce varayım eve de. -2 olmuş ya. Evet arkadaşlar, tekrardan günaydın. Şu an Ilgaz Gantar'dayım ve
polis abilerimiz de yine görevinin başında. Kantar'dan çıkanı oraya çekiyorlar. İşte sabah olunca böyle, sabah Ilgaz Kantar trafiği başı boşu boşuna burada bekliyoruz. İyi beni çekmediler. Akşam ben gelebilseydim buraya kadar burada yatacaktım. Buradan devam edecektim ama gelemediğim için mecbur yolda yattım. Çünkü baktım daha gidemiyorum. Yani uyku bayağı bir uyku çöktü. Yani Siyah'a inmedim yani. Bolu'da yattım. Oradan kalktım. Gerede'ye zor geldim. Bir saate Gerede'de yattım. Çünkü zaten bir önceki geceden uykusuzdum. Yorgundum. Saat 3.30-4'te yattım. Sonra sabah 8'de kalktım. Arabayı boşalt, et, yükleme yerine git. Orada yükü beklet derken uyuyamadık. Ve de akşam da geri dönüşte tabii ki bu uykusuzluk bizi yıktı yani. Normalde ben şu an Samsun'a inmiştim hiç durmadan gitseydim. Çünkü gitmem lazım. Babam bayağı bir kötü olmuş. Bu Alzheimer hastalığı biliyorsunuz ki gittikçe ilerleyen bir hastalık. Yani bunun tedavisi yok. Sadece ilaçlarla sadece ilerlemesini yavaşlatıyor. Başka bir faydası yok. Ve babam da son 2 günden beri, ben yoldayım işte pazar günden beri, pazartesi, salı, çarşamba, bugün 4. gün. Son 2 günden beri evden kahveye, kahveden eve gidip geliyor devamlı. Ama son zamanlarda o hareketleri değişti. Olgunlar park edin yer var. Oraya gidiyor, oranın tuvaletini kullanmaya gidiyor. Orada düşmüş, akşam saat 4.30-5 evden çocuklar aradı. İşte babam eve gelmedi. Oraya araya, buraya araya, telefonu açıyorum. Bir kere açtı, Samsun'dayım diyor bana. Ama Samsun'da değil. O büyük ihtimal şöyle anlıyor. Benim aradığımı değil de bir başkasının aradığını zannediyor. Samsun'da olduğunu söylüyor. Baba ben Ali, işte benim Ali diyebiliyor ya beni. Baba ben Ali diyorum, neredesin sen? Seni arıyorlar, yerini söyle diyorum. Samsun'dayım, tuvaletteyim. İnanın yani kafayı yedim. O akşam kafayı yedim, ne yapacağımı şaşırdım. İşte Tekirköy'deki polis tanıtlarım vardı. Onlara TC'sini verdim. Hastane girişi falan olursa haberim olsun diye. Ondan sonra Tekirköy Dolmuşu'nun WhatsApp grubu vardı. Oraya fotoğrafını attım. Bunu gören olursa beni arasın diye. Sonrasında aklıma geldi. Telefona mesaj attım. Ben dedim bu kişinin oğluyum. Kendisiyle telefona ulaşamıyorum. Eğer bu telefona ulaşan olursa bana dönüş yapsın bu numaraya diye mesaj attım. Çünkü onun telefonunda tuş kilidi yok. Ondan sonra tekrar arayayım dedim. Bir aradım, pat başkası çıktı. Ben polis memuru bilmem ne. Abi dedim, ben dedim kaç saattir babamı arıyorum ya. Hatta dedim komşum ve ailem dedim şu an emniyette, karakolda. Tekirköy karakolunda dedim. Yani numarayı takip için başvuru yapmaya geldiler dedim. Ondan sonra dedi ki bu dedi, düşmüş bayılmış dedi. Ayağa kaldırdık da şimdi dedi. Burnu falan dedi, hep yara dedi. Bir de bunun sağ ayağında platin var, bu ameliyat olmuştu. Şimdi ayakta duramıyor. Sanki böyle felç geçirmiş gibi bir taraflar uyuşukmuş. Acaba diyorum platin mi kaydı? Yerinden mi çıktı, oynadı? Ne yaptı anlamıyorum. Şimdi o yüzden hiç durmadan gitmeye çalışıyorum. Bir an önce gideyim de alayım götüreyim onu hastaneye. Durum nedir? Ne yapmamız gerekir? Ona bakacak. Ben zaten devamlı yola gidip geliyorum. Ben evde olmuyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani şaşırdım kaldım. Allah yardımcımız olsun bakalım. Hayırlısı olsun. Arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Şu an Samsun'a giriş yapıyorum. Unutmadan videoyu da sonlandırayım istedim. Çünkü kafam bayağı dalgın. Şimdi arabayı Sina'ya vereceğim. Ben eve geçeceğim. Babamı alıp hastaneye götürmem lazım. İnşallah bu videoda istediğiniz gibi olmuştur. Her şey gönlünüzce olsun. Ne bileyim, Allah sağlığını sıhhatini eksik etmesin. Allah'ım herkesi anasına babasına bağışlasın. Allah'ım kimseyi annesi babası bırakmasın. Ben annemi kaybettim. Onun acısını yaşarken şimdi babamın da durumu iyi değil. Allah yardımcımız olsun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.